Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Köksal Toptan, 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından oluşturulan kabinenin içinde Zonguldak'tan bakan çıkmaması ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un bakan olması ile ilgili görüşlerini açıkladı. AK Parti döneminde Zonguldak'a bakanlık verilmediği yönünde eleştirilere cevap veren Köksal Toptan, AK Parti döneminde ben meclis başkanı oldum. Her ilin bir bakanı olmaz. Zonguldak, Bartın, Karabük illerine ayrı düşünmek de olmaz. Yılmaz Tunç arkadaşımızın bakan olması sadece Bartın için değil, Zonguldak, Karabük için de önem taşıyor. AK Parti döneminde ben meclis başkanlığı yaptım. Bartın, Zonguldak, Karabük illerini kimse ayrı düşünmemesi gerekiyor. Yılmaz Tunç arkadaşımızın bakanlığı sadece Bartın için değil, Karabük, Zonguldak için de önemli. O nedenle bir boşluk söz konusu olamaz. Milletvekili arkadaşlarımız da üzerine düşeni yapacaktır. Gençlikleri var, çalışkanlıkları var, deneyimli arkadaşlarımız. Bir sorun çıkmadan önümüzdeki sürecin çok iyi gelişeceğine inanıyorum. Yılmaz Tunç arkadaşımızın da çok başarılı olacağına inanıyorum, dedi. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un bakan olmasıyla beraber Zonguldak, Bartın, Karabük'ün birleşebileceği ve merkezin Bartın olabileceği söylentileriyle ilgili Köksal Toptan, bu bakan kararıyla olan bir şey değil, siyasetin genelini ilgilendiren bir şey. Bizim önerimiz sadece belediye hizmetleri bakımından Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün tek statüde olması. Böylelikle büyükşehir imkanlarından yararlanmasıydı, ilgi görmedi. Yine de gündeme getirilebilir ama bu sadece Yılmaz Tunç bakanımızın yapacağı bir konu değil. Genel siyaseti ilgilendiren bir şey. O imkan bulalım, biz üzerimize düşeni yaparız. Zonguldak, Bartın, Karabük belediye hizmetleri bakımından alınan hizmetlerde birliktelik sağlanır olursa diye düşünüyorum. Ama altını çiziyorum. Vilayetler yine Bartın, Karabük, Zonguldak olarak kalacak. Hizmetlerden yararlanmak anlamında birliktelik sağlanırsa iyi olur diye düşünüyorum, dedi.